Evet. Balığımız pişti arkadaşlar. Evet, şimdi çaydanımızı. Almadım ben de bilmiyorum ya. Niye şortumu almadım? Girmeliydim yani. Burada bir kepekli bisküvimiz var içinde. Domates, kekik ve zeytin var. Bayram da çok güzel oluyor. Sonra da sıcak bir şeyler içeceğiz. Bir daha hem balığını bekliyor hem de götürüyor malı. Çatır çutur içiyor, yiyor. Oh, yarasın. Kaldırın. Ve suyumuz kaynadı. Çaycık kapatıyoruz. Evet, çaylarımızı dolduruyoruz. 2 dakikada çay oluyor. Evet, kesinlikle. Vay be. Yarasın bizi. Öyle mi diyorsun? Aynen. Hava olsun. Geldi biraz temiz bir hava almaya. Arada bir atıyoruz. Yani işte. Balık saati değil diyor değil. Yani bu saatte. Biraz böyle hava almaya. Öğlen 12'de balık olmaz normalde. Olsun. Deniyoruz. Hava alıyoruz. Tadını çıkarıyoruz. Bir nevi terapi yapıyoruz. Evet, yeme içmeye devam. Var mı söyleyeceğim bir şey? Halime ne düşünüyor? Eşin yani. Bu konuda ne düşünüyor? Balık tut. Balık tutarken. Emin misin? Ha, sen mutlu olunca. Yoksa aslında çok sevmiyor balığı. Balık tutmayı. Sana diyor mu mesela ya bu nasıl bir şey? Nasıl bu kadar bekliyorsun balık tutarken? Ne diyorsan hiç böyle bir şey söyledi mi? Yok. Olumsuz bir şey söylemiyor. Ama ilk zamanlar belki demiştir yani. Ya, yadırgamıştı. Nasıl motive oluyorsun değil mi? Yani o da anladı ki senin yaşamının bir kaynağı. Dolayısıyla sen mutlu olunca da mutlu oluyor. Ben Hidayet'in sabrını bu arada iyi biliyorum. İyi sanıyorum. Çünkü Hidayet balık tuttuğunda bazen hiç balık tutmadığı halde 3-4 saat, 4-5 saat hatta beklediğini hatırlıyorum. Yani çok büyük bir sabra sahip bu anlamda. Gerçekten keyif alıyor. Hani balık tutmak, mesela ben balık tutmaya yeni başladım. Marmara'da bir kere denedim. Hidayet'le birlikte sokar tutmuştum. Misina ipini kullanarak, sadece misina ipiyle ayağımın önünde 2-3 metre mesafeyle nasıl oldu ben de bilmiyorum oldu ama. Demek istediğim şu, gerçekten de balık tutmak yani tutmadığında da insan tabi tutmak motive eden bir şey. Daha fazla motivasyon oluyor. Hiç tutmadığında insan soğuyabiliyor. Ben hatırlıyorum. Hidayet mesela bazen için tatlı tutmamıştı. Böyle sanki biraz uzaklaşıyor gibi. Ya of sıkıldım vesaire. Ama sonra zaman geçince onu unutunca tekrar motive oluyor. Değil mi? Yani artık hayatın bir kaynağı aslında. Ha, bitmiyor. Güzel bir şey. Evet, illa tutmak değil yani. Temiz bir hava alıyor. Ya doğal bir terapi yöntemi aslında balık, balık tutmak. Böyle bir at denize tutmak. Ki hani coğrafyadan biliyoruz, coğrafya derslerinden biliyoruz mesela. Marmara'da balık çeşitliliği var, çeşitlilik fazla ama sayı az. Burada ise sayı fazla, çeşitlilik az. Öyle bir durum var. Evet, şimdi bir şeyler atıştırdım, enerji aldım. Spor yapmam lazım azıcık. Her zaman yaptığım. Sevgili Hidayet beni çekiyor. Biraz adıma germen. Şimdi biraz sınav yapacağız. 20-20. Dalgadan ses gelmeyebilir, o yüzden yüksek sesle konuşuyorum. 20'şer 20'şer sınav yapacağım. Açalım.
15-20 saniye dinleniyorum ve ikinci seti yapacağım. Şu anda başlıyorum. Evet, yaptık. Diğerleri bir iki. Şimdi mekik çekeceğim ama bu tişörtle değil. Bunu çıkaracağım. Bunu çeletmek istemiyorum. Galiba burada yapabilirim. Bunu şöyle çekelim. Önce sırtıma yer ayarlıyorum. Ve başlıyorum. Yer çok rahatsız olduğu için bu şimdilik bu kadar yeter. Bir de şimdi son olarak bir daha için bir bisiklet hareketi yapacağım. 40 saniye. Bu da karın kasları ve bacaklar için çok önemli bir hareket. Zorlayıcı ve yorucu da bir hareket. Şöyle. Yer çok inanılmaz derecede rahatsız. Başta saplanıyor. Ok gibi oldu mu bacaklarım? Ok gibi. Gayet gülüyor arkadan. İyi mi? İyi. Biliyorum biraz kiloya ihtiyacım var. O da yavaş yavaş. Yağlı yiyeceklerle kilo almak istemiyorum. Hamur işiyle. Hamurla, unla yani. Üç beyazla kilo almak istemiyorum. Saçma sapan şeylerle daha fazla yiyecekle kilo almak lazım yavaş yavaş. Bu arada şortum burada değil diye üzülüyordum. Şöyle çantayı bir açtım. Ve şortum çıktı. Dolayısıyla şimdi denize gireceğim. Hava biraz esintili, biraz serin hatta. Belki yağmur bile başlar. Ama olsun. Şortumu buldum. Ve denize gireceğim. Hidayet de oltayı çekti. Henüz bir şey yok. Hidayet, ben suya girdiğimde bu olta kanka bana saplanmaz değil mi? Öyle bir şey olursa beni çekme balık niyetini. Çünkü olta da güçlü. Benim kadar bir balı bile çekebilir. Bana geldiğinde hidayet diyebilir. Aa, balık tuttum. Geliyor. Deme yani öyle. Dermişim. Valla dermişim diyorum. Aynen. Ben. Kabine doğru gidiyorum. Şortum elimde. Hemen kabin yanında zaten duş da var. Çıktıktan sonra. Fakat denize girme planlarda olmadığı için terliğini de dolayısıyla almadım. Ama önemli değil.
tekrardan gireceğim. Burada ısı yok. Burada gelebilirim, evet. Şimdi gidiyorum denize girmeye. Soyununca soğuğu hissettim Hidayet'cim. Vay. Soyununca soğuğu hissettim. Ya. Girmeyeceğim mi? Girmek istiyorum, bakacağım. Su sıcaksa gireceğim. Oo, su soğuk. Harbiden su soğuk. Şey değil yani, 2 gün önce girdim. Böyle değil. Su bildiğin soğuk yani. Sanırım girmeyeceğim. Çünkü yanımda havlu da yok. Havlu olsa çıktığım gibi kullanabilirim ama havlu da yanmıyor. Çünkü hazırlıksız geldim. Dostum suya girmeyeceğim. Soğuk. Soğuk. 2 gün önce girdiğimde böyle değildi. Yani ya da hava soğuk olduğu için öyle hissettik. Denizin ısısı birden düşer mi bilmiyorum. Ama soğuk yani. Yanımda havlum olsa girerdim ama şu anda bu şartlarda girersem hasta olurum. Burası Antalya Konya altına bağlı Sarıf Piknik Alanı. Dostum Hidayet Erkek'e buraya balık tutmaya geldi. Daha doğrusu Hidayet tutacak. Bakalım, güzel bir oltası var. 4,5 metre uzunluğunda, çok iyi bir olta bu olta. Tamam. İş yapar değil mi Hidayet? Yapar. Yapar evet. Bekliyoruz. Denizden umuyoruz. Denize duacıyız. Lütfen bize balık ver. İstiyoruz yani. Çupra oldu. Çupra mı? Çupra mı? Evet. Çupra değil mi? Evet. Her neyse, adı neyse. Çupra olursa daha iyi olur. Seviniriz yani. Bakalım sonucu göreceğiz. Çok da güzel bir alan burası. Arkası şöyle kocaman bir dağ. Üstünde bir teleferik var. Burada yukarıya doğru giden bir teleferik var. Bu teleferik de güzel. Hemen üstünde de tepede bir kafe var. Sanırım o teleferik şimdi 2020'de 20 liraydı. Şimdi 150 lira falan olmuştur diye tahmin ediyorum bir kişinin ücreti. Fiyat tarifesinden bahsediyorum. Böyle çok güzel bir alan. Günü değerlendireceğiz. Hava biraz puslu ama serin. Hatta serin demek yanlış olur. Sıcak bir hava var. Yağmur bekleniyordu ama şimdilik iyi. Sabah biraz yağdı. Şu anda hava güzel. Burası da Kemer yolu. Kemer'e giden yol. Burası da Konya altına gidiyor bu taraf. Bakalım. Şimdi arabada bir şey unuttum. Gidip onu alacağım. Hidayet hazırlıyor oltayı. Şu yeşil alan. Piknik alanı. Bu tarafa da geldiğinizde zaten denize girebiliyorsunuz gayet güzel. Şurası Sıçan Adası. Burası liman bu arada. Burada gençler kamp atmış. Çadır kurmuşlar. Pahalı bir olta bu. 2000 lira fiyatı var. Hatta eşi Halime, bu oltaya bu kadar para verilir mi ya
demişti Hidayet'e. Tabi onun ona verecek cevabı yok. Değil mi Hidayet'cim? Halime sana bu oltaya bu kadar para verilir mi demişti. Demişti. Sen ne dedin? Hiçbir şey. Aynen. Bir şey söyleyemedin. Şuraya bakın, boyuna bakar mısınız? 4,5 metre. Woo! Ya Hidayet, buranın tadı yok dedi. Neresini değiştireceğiz buranın? Yani yeri, balık tuttuğumuz yeri değiştiriyoruz. Normalde geceleri balık tuttuğumuzda gündüzleri pek olmaz. Evet, biz o yüzden burayı değiştiriyoruz. Rüzgara ihtiyacı yok. Şurada balıkçı barınağı denilen bir yer varmış Topçam yolunda. Göreceksiniz biraz sonra. Toparlanıyoruz. Oraya gideceğiz. Neredeyse düşüyordum. Bayağı da yüksek. Her an suyu boylayabilirdim. Kıyafetlerle, telefonla hiç hoş olmazdı yani. Hidayet! Balık tutmak için süper. Balık için balık. Tam atmalık yer. Buradan ve girerken tekrar çıkabilir miyim, ona bakıyorum. Bakalım bir basamak var mı? Çıkarım. Buradan çıkarsam oradan çıkarım. Suya atlayabilir miyim? Derin olması lazım ki taşlara değmeyeyim. Suya atladığımda. Ama atlayabilirim gibi geliyor.
Çok güzeldi. Kesinlikle çok güzel. Bu arada suya girerken ya da çıkarken bacağım kanadı. Muhtemelen bir taşa çarptı. Muhtemelen değil, öyle yani. Taşa çarptı. Ama sıkıntı değil. Ufak bir kestik. Şimdi buradan ineceğim. İnmek için tabii çekimi bitirmem gerekiyor. Su çok güzeldi. Orası soğuktu ama burası kapalı olduğu için esmiyor. Gayet güzel bir alan. Hidayet çekiyor şu anda. Hani burada da bugün balık yok. Yani burada da balık yok. Pek rast gitmiyor bugün. Yem hala ucunda değil mi? Aynen. Ama balık yok. Balık yok. Şimdi henüz bir balık tutamadık maalesef oltamızla. Tutamadığımız için şimdi el oltasını devre sokacağız. Küçük balık için makara kullanacağız. Onu da ben sallayacağım. Kayalıklardan mı atayım yoksa fark? Burada nasıl atacağız kayalık? Gider mi yine? O ucundaki demir var mı? Var mı ağırlık? O zaman atılır. Makas senin yanındaydı en son. Bakalım nasıl bir şey ortaya çıkacak. Yemi de aldık. Şimdi gidiyoruz. Şöyle bıraktım. Biraz ekmek, biraz yem. Olsun, tamam, deneyelim. Küçük balık. Belki sokar yakalarız. Ha? Sokarın tadı güzel. Evet, şu anda uğraşıyor. Yem bağlıyor şu anda yanıç. Gerçekten manzaran çok güzel. Sen çekicinle gidiyor mu? Öyle mi? Telefon da güzel can. İkinci balığımız geldi. Oba. Dayıcım yukarıda çıkar. Yukarıda çıkar ki kaçmasın. Şurada çıkar. Koy çukurun içine. Ben de balığı oldum bilmedim hiç. Yemeyecek miyiz? Yeriz, yemesin mi? Alttaki bile daha ölmemiş ha. Aman gözüm, gözüm bak. Tutarak yap. Neysiz balık? Güçlü bir balık. Şimdi kesin. Tut şunu usulünce. İyi saplanmış. Ağzını büyük ya, direkt giriyor. Evet. Bunlar ne kaldı ya, bilmiyorum ki. Sorarız o arkadaşlara, biliyorlardır belki. Yenilciye mi gidiyor? Yenilmiyor mu? Yenilmiyor. 4 tane balık var. İkisi biraz büyük, ikisi de biraz küçük. Yiyeceğiz birazdan. Balığımız pişti arkadaşlar.